Evet. Şimdi bakıyoruz. Senin bonfile bakıyor herkes. Eğilmiş var olmuş. İşte başka hoş geldiniz. Hazır kekselerimiz de burada. Nasılsınız? Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba, nasılsınız? Tabak ot yemeği. Yavaş orada tabii çocukların kıpır kıpır bambaşka yemekler aslında baktığınızda. Ve şeye bakıyorsun, geleneksel yemeklerimiz. Gerçek seramalar. Ama televizyonda görünüyor ben sana. Eyvallah. Şey. Sağ olun. Canım ya, hoş geldin. Çok memnun oldum. Suç Bey, ben Menemen'den geliyorum. Menemen esnafının sizlere selamları var. Aleyküm selam, çok sağ olun. Düğümden gelenlerin de çiftçinin de selam var. Aleyküm selam, sağ olun. Eksik olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Gelin bu güzel projenin ayrıntılarını sizlere değerli proje yürütüşümüz anlatsın. Bakırköy Üniversitesi'nin ilk öğrencisi kurumsal... Bugün bizim için büyük gün. İzmir İnternasyonel Fuarını açıyoruz. Aylardır üzerinde çalıştık. Ama bu proje en az onun kadar anlamlı ve değerli. Öncelikle bu nedenle Adil Hocam'ın ve tüm arkadaşlarını sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve çok teşekkür ediyorum. 8500 yıllık bir kent, olağanüstü bir tarihi miras. Ama bu kent mesela gastronomisiyle anılmıyor. Üstelik bu coğrafya kültürlerin buluşma alanı olmuş, birlikte ekmeklerini büyütmüşler. Yani muazzam bir çok renk, çok ses, çok nefes diyarı İzmir. Ama ne yazık ki bu kent o zengin gastronomisiyle anılmıyor. Bunun bir vesilesi olmuşsunuz. O gastronomik kentinin bilinirliğini, farkındalığını artıracak bir çalışma yapmışsınız. Böyle bir köprü kurmak. Yani şimdi bir yanıyla somut olmayan bir kültürel miras diyoruz. İşte bu yabani otlardan yapılan yemekler, bunun bir kültürü var. İşte hepsinin bu konuda atadan, dededen, nineden kalma bir miras var hafızalarında ve onunla yaptıkları lezzetler var, yemekler var. Bir de bunun bilimsel, işte gastronomi denilen bir disiplin altında işte gençlerin oluşturduğu lezzetler, yemekler var. Buna köprü vazifesi yapmak ve bu iki kültürü buluşturmak müthiş bir kıymet bence. Çok değerli bir iş yapmışsınız. Görkemli bir adım değil belki ama çok anlamlı, çok değerli bir adım. Yaptığınız iş küçük bir iş gibi gözükebilir dışarıdan ama izleri çok derin, çok büyük bir iş. O nedenle hepinizi tekrar kutluyorum. Yenilebilir yabani otları çalışmak üzere başladık. Bu çalışmanın içerisinde 14 tane yabani ot var ve 14 tane de İzmir'in değişik köylerinden seçilmiş teyzelerimiz var. Ve aynı zamanda bu otları biz gastronomi ve mutfak sanatları alanında eğitim gören genç şef adaylarıyla da pişirttik ve bir tabak ot yemeğinin içerisinden aslında bir kültürel okuma gerçekleştirmeye çalıştık. Serginin arka tarafı da inanılmaz zevkliydi. Umuyorum ki hazırlamış olduğumuz bu sergiyle beraber ve bu kitapla beraber de hem insan ve toplum bilimleri alanında da faydalı olur. Ben de ilk defa bu kadar heyecanlandığımı hissediyorum. Samimi olarak bir sorun konuları. Teşekkür ederim. Şerife teyze, Şerife teyze. Söz bekliyorum. Söz bekliyorum. Adam teyzem yok galiba. Ya sizler hep söylüyor. Gel bakayım. Gel bakayım. Öyleymiş galiba. Teşekkür ederim. Doğru, çok iyi hatırladım. Ne yaptınız siz? Sarmaşıkla mı? Sarmaşıkla ne yaptınız? Yumurta mı? Yumurta sarmaşıkla. Bir çok yapmış. Evet, o da salata yaptım. O kavurmuş yumurtalı, değil mi? Sen ne yaptın? Ben de salata yaptım. Gençlik de burada. Merhaba. Merhaba. Merhaba.
Turp otundan yumurtalı mı yaptın? Turp otunu yumurtalı mı yaptın? Yumurtalı kavurdun mu? Hem başlattım hem kavurdum. Sen ne yaptın?